ve HIV yarın üstüme iyilik sağlıkta. Üstüme iyilik sağlık devam ediyor. Cihan Hocam, orada az önce çok ilginç görüntüler gördüm. Nedir onlar? Evet, eski bir cerrah olarak bu tıptaki müthiş gelişmeleri görünce ben de çok keyifleniyorum ve heyecanlanıyorum. Gerçekten eskiden, bundan yıllarca önce, bir kere adını doğru düz koymakta çok zorluk çektiğimiz. Görsek de bütün batını boydan boya yararak açıp içine bakıp ulaşılması zor bağırsakların yarısını oraya ittirip yarısını buraya kaldırarak yaptığımız ve çok zorlandığımız bazı girişimleri şimdi basitçe hiçbir tarafı kesmeden minik bir hortumla küçülebildiğini, yok edilebildiğini, temizlenebildiğini, adının konabildiğini görebiliyorum. Ve bunun çok güzel bir örneğini getirmiş Orhan Hoca, sağ olsun. Hocam, ne yaptınız öyle siz? O kocaman bir kist var pankreasta, ki pankreas kistleri gerçekten dünyanın en şiddetli ağrısını, akut pankreatit, evet, dünyanın en şiddetli ağrısıdır. Yani daha şiddetli bir ağrı muhtemelen tanımlanamaz. Ne yapıyorsunuz? Hocam, şimdi burada bir pankreas kisti var. Bu bize yurt dışından gönderilmiş bir hastaydı ve biz bunu ince bir iğneyle girdik. Duvarından örnekler aldık. Sonra ince bir iğnenin içinden ince bir tel gönderdik ki bu telin üzerinden birçok aleti göndererek bu kisti boşaltmaya çalışacağız. Yani buradaki konu, bu pankreas kistini cerrahi olmadan, hastanın karnını açmadan nasıl boşaltabiliriz? Hastayı nasıl rahat ettirebiliriz? Bundan nasıl kurtarabiliriz ki? Bunu da dediğiniz gibi endoskop yardımıyla yapıyoruz. Ağızdan yine standart endoskoplarımızı kullanıyoruz ama ucunda bir ultrason var. Ultrasonla arka tarafı görebiliyoruz. Duvarın arkasındaki kisti görüp uygun noktadan da iğneyle giriyoruz. Diğer bütün aletleri de bu iğnenin üzerinden yürütüyoruz. Ki devam edebilirse görüntü. Hı hı. Bakın burada şu anda teli görüyoruz. Devam ettireceğiz bunu. Bunun üstünden genişletici ayrı bir kateter geçireceğiz ki kistin mideyle olan bağlantısını genişletelim. Bakın, bir kateter geçirdik. Ucu sivri. Sonraki bölümde de genişletiyoruz. Kateteri çekiyoruz, bir de balon. Burada gölge şeklinde bir balon var. İki noktası var. İyice genişlettik. Bir, burada 8 mm'lik balon kullandık. Yani o ince iğneyle girdiğimiz delik artık 8 mm çapa ulaştı. Ve biz mide ile kistin arasına stent dediğimiz küçük bir kateter, kanül yerleştirdik. İki ucu birden kıvrık çıkmasın diye. Ama biz başka bir şey de yapıyoruz. Genelde biz bundan iki tane birden yerleştiriyoruz. Ama bu kist enfekteydi. Yani içinde mikrop olduğundan dolayı boşaltması güç olduğu için biz bir haftalık bir süre için, bazen 3 günde olabilir bu, İkinci bir kateter yerleştiriyoruz. Ve biz bunu burundan çıkartıyoruz. 3 gün veya 1 hafta, ki bu hastada 1 hafta burundan kaldı. Yıkama yaptık ve biz mikrobik örnekler aldık. Bakın, kist gözüküyor burada. Bir tanesi mideyle arasında olan ve bu da aspire ettiğimiz, çektiğimiz sıvı. İlk gün ne kadar koyu, enfekte bir sıvı bu. Zaten içindeki mikrobik ajanlar sonradan tespit edildi, antibiyotik verildi. Her gün 3 gün üst üste burundaki kateterden bu şekilde sıvı çektik. Hatta buradaki enjektörden de mikrobiyolojik örnek aldık, gönderdik. Ve bu hasta daha sonra 2 ay sonra bize geldi. Bu stenti, midede kalan stenti çektik. Şu anda gayet iyi, herhangi bir problem yok. Kist tamamen kapandı. Herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Sağlığı da çok çok yerinde. Halen ziyaretimize geliyor. O atasözü de boşanmış, burnumdan geldi diye. Halbuki hakikaten şurada pankreastaki kisti alıp sıvısını burnundan getirmek iyi bir şey olmuş. Rahatlatıcı bir yöntem. Hocam, çok teşekkür ederiz. Tekrar oturalım yerimize. Çünkü burada sessiz duran birileri daha var. İki hanım bekletiyoruz. Çok ilginç görüntülerdi. Evet, çok. İzlemeye çalıştık. Ama şu bağırsak parazitlerine geri dönersek ya, aslında beslenmeyle ilgili son olarak Müge Hanım, neleri hatırlamamız, nelere dikkat etmemiz gerekir, bize bir hatırlatır mısınız? Öncelikle özellikle hani bağırsak parazitlerine neden olduğunu söylediğimiz sular vardı. Kuyu sularını, kaynak sularını, kaynağını bilmediğimiz suları kullanmayalım. Çiğ buğday özellikle parazitleri arttırıcı etkiye sahip. Çiğ buğday. Gaz da yapar. Bağırsak parazitlerini de arttırıcı etki gösterebilir. Ona da dikkat etmek lazım. Buğdayı çiğ olarak kullanmamak, tüketmemek lazım. Bunların dışında tabii ki biraz önce dedik ki bak, o parazitler bağırsaklarımızdaki besinleri kullanıyorlar, alıyorlar ve bir takım besinler var ki, ya da gıdalar diyelim. Bu parazitlerin büyümesine, gelişmesine, onların yaşam kalitesini arttırmada yardımcı. Onların başında şeker, şekerli besinler ve tatlı var.
Bu dönemde tatlı besinlerden ve şekerden de uzak durmak lazım. Her zamanki gibi alkol ve kahve yine uzak durmamız gerekenler arasında, onu her zaman söylüyoruz. Neler iyi gelir dediğimizde biraz önce bahsettik esasında. Hani hiçbir besinin parazitleri dökme, işte öldürme gibi bir etkisi yok. Ama ne yapabiliriz? Bağırsakların çalışmasını arttırabiliriz. Yani biraz daha lifli, biraz daha posalı beslenerek kabızlığı ortadan kaldırmak. Tabii ki bağırsakların çalışmasını arttırarak bir noktada hani parazitlerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir deniliyor. Orada tabii zeytinyağı kullanımı belki önemli olabilir yine bağırsakları yumuşatmak açısından. O doğru yanlışlarda bahsettik, süt, bal, bunlar hep söktürücü etkisi olan besinler, kullanılabilir. Biraz daha tabii belki üstünde durmadığımız parazit biraz daha bağışıklık sistemini güçlendirmek de burada önemli. Çünkü parazitler bağışıklık sistemimizin azalmasına da neden olduğu için orada belki C vitamininden zengin beslenmek. Yani bir iyi yıkayalım dedik ama biraz daha işte meyveyi belki arttırmak, lifi posayı arttırmak adına da önemli. Pişmiş sebze yemeklerini yemek önemli olacak. Yine çinko açısından o fındık, badem, cevizler, kabak çekirdeği, hani biraz daha çinkoyu arttırmak açısından önemli ki bağışıklık sistemimiz güçlensin, hastalıklara yakalanma riskimiz de azalsın diye. Evet, yani çok güzel öneriler bunlar. Aslında genel sağlık önerileri. Yani hepimizin dikkat etmesi gereken, her gün uyumamız gereken, uyumamız gereken şeyler. Temizlik de bunların içindeydi zaten. Hijyen ama dedik. Parazitleri göz ardı etmek işte doğru değil. Öyle gözüküyor ki çünkü o parazitler ciddi sorunlara da neden olabiliyor. Ve bu konuda zannederim Orhan Hoca son olarak yıllarca parazitlerle mücadele eden bir branşın hekimi olarak söyleyeceğiniz bir iki şey daha vardır. Parazit mücadelesiyle ilgili ve tedavisiyle ilgili. Kesinlikle. Aslında tabii bölümler arasında biz yine söylediğimiz şeyler vardı. Onların aynısını söylemiş oluyoruz ama temizlik, temizlik, temizlik. Başka bir şey. En önemlisi bu. Gıdaların temizliği, suyun temizliği, uygun şekilde hazırlanması, insan dışkısının sulardan, gıdalardan uzak tutulması, yine hayvanların gıdaların yetiştirilişinden sunumuna kadar olan bölümde hayvanların uzak tutulması, bu gibi işlemlerden veya işlemlerin yapıldığı yerden çıplak ayakla dolaşılmaması, su kenarındaki bitkilerin yenilmemesi, çiğ sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması, etlerin çiğ yenmemesi ve balıkların çiğ yenmemesi. Benim söylemek istediklerim bunlar. Ve bunların tedavisinde aslında bugünkü teknolojiyle eğer çok geciktirilmezse, evet, eğer komplikasyonlara neden olacak kadar ciddiye alınmadan bırakılmazsa son derece basit olduğunu söylediniz. Kesinlikle. Temizliğe riayet ve yeni ilaçlarla bu işi halletmek mümkün. Tabii. Çoğunun tedavisi 5 veya 7 gündür. O kadar. Evet. O kadar. Muhtemelen yine tekrar ediyor. Bizim zamanımızda tekrar belirli aralarla yine ilaçlar alınır. Evet. Ve tekrar tekrar kontroller yapılır. Kesinlikle. Ama öyle gözüküyor ki burada biraz göreneklerimiz, geleneklerimizle de ilgili bir şeyler söylememiz gerekecek. Çünkü bizim geleneğimiz arasında, dünya gelenekleri arasında herkes farklı. İşte nasıl Japonların çiğ balık yeme gelenekleri varsa bizim de çiğ köfte geleneğimiz var. Evet. Ama şükürler olsun bunu bir ölçüde halledebilecek duruma geldik. Belki bize söylemediniz çiğ köfteyi de alıp buzdolabına koyup bir süre bekletirse o mikroplar da ölecekti ama herhalde orada da küçük bir püf noktası var. Eti bir şekilde dondurduğumuz zaman da etin içindeki parazitten kurtulabiliyorduk. Evet, çiğ köftenin mutlaka çiğ etten yapılması gerekiyorsa, hocam dedi ki biraz daha koyun etine doğru gidilebilir. Evet. Bilmiyorum ona ne derler. O alışmış damak zevki o çiğ ete koyun etinin dana etinden yana tercihi onaylanır mı bilmiyorum. Gülüyor, ne dersin? Aslında ben bir şey söylemek istiyorum. Kuzu eti demek belki. Kuzu eti olabilir ama daha geleneksel olarak ceylan etinden yapılırmış aslında. Öyle mi? Sonradan dana etine dönülmüş bulunmasındaki güçlükten dolayı. Tabii o ceylan etinden yapılırken onlarda parazitler çok daha az bulunduğundan dolayı çok fazla sorun olmuyormuş. Sığır etine dönüldükten sonra çok fazla sorunlar yaşanmış. İlginç. Aslında tabii bizim bir avantajımız da var.
bizim avantajımız da domuz yemememiz. Daha çok Müslüman bir ülke olmamız nedeniyle biz domuzu büyük ölçüde yemiyoruz. Çünkü domuzda bulunan bir başka özgün parazit daha var. Tanyasolyum. Evet. Domuz tanyası başımızın belası. Silahlı tanya da deniyor. Özel bir kancası da var. Yok etmesi çok zor. Çok kolay yayılabiliyor. Ama şükür ki bizde yok. Çünkü zaten domuz eti yenmiyor. Çok belki kısıtlı bölgelerde yeniyor. Yetiştirilmiyor artık bir şekilde. Bu tabii ki onun yerine dana eti yeniliyor. Bu sefer tanyanın dana tipi çok oluyor. Ama son 30 yıllık araştırmalarda çok güzel sonuçlar ortaya konmaya başlandı. Zamanında belli bölgelerde parazitoz %70'te 90'dı. Şimdi bu bölgelerde %50'ye inmiş, %40 olan bölgelerde %5-7'lere inmiş. Ben bunun da ileride gelişmiş ülkelerdeki kadar çok makul derecelere, yüzdelere çekileceğine inanıyorum. Cihan Hocam, çok güzel şeyler öğrendik. Çok yararlı bilgiler öğrendik ve 2 saatin de sonuna geliverdik. Geldik mi? Hay Allah. Evet, halbuki bugün aslında küçük bir şey daha söylemek istiyordum. Çünkü bugünkü bu 2 saatlik şeyin sonunda biz sadece bağırsaklarda ağırlıklı olarak yerleşen bazı parazitlerden bahsettik. Yoksa insan vücudunda çok sayıda parazitler var başka yerlerde yerleşen. Aslında işi biraz daha büyüttüğümüz zaman sıtma da bir parazittir, bit de bir parazittir. Doğrusu birçok parazit var ama bu insanlara asalak olan ve daha çok temizlenerek kurtulabileceğimiz bazı parazit örneklerini sizinle birlikte görmüş, değerlendirmiş olduk ve bunlardan çok rahat kurtulabileceğimizi gördük. Evet, çok değerli konuklarımız bizimle birlikteydi. Gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Orhan Tarçın. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok güzel, keyifli bir sohbetti. Yani şu parazitleri de bu kadar kıkırın kikiri bu konuşabileceğimizi hiç düşünemezdim doğrusu. Ağzına sağlık. Ve diyetisyen Müge Aksu, size de çok teşekkürler. Ben İyi teşekkür ki geldiniz. Evet, yani sizden de çok iyi ipuçları aldık. Özellikle temizlik, o tahtaların değişmesi, buzdolabına gıdaların durması. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Ancak sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi lütfen bize yazın diyelim. Üstüme iyilik sağlık et. htvtürkiye.com adresine bekliyoruz sorularınızı. Evet, biz hafta içi her gün saatleriniz 11'i gösterdiğinde Türkiye'nin Sağlık Televizyonu'nda HTV'de Üstüme İyilik Sağlık programında sizlerle birlikteyiz. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.